şuradan gelebilir. Hanımlar, beyler. Oturun. Bu çoğunuzun son sınavı. Daha doğrusu siz öyle zannediyorsunuz. Burada yaşı sizden büyük arkadaşlarınız var, biliyorsunuz. Onlar da son sınavları olduğunu zannettiler ama yanıldılar. Sessizlik. Benim son sınavlarım çok ünlüdür. Evet. Sizin deyiminizle birbirinden alakasız sorular sorarım. Bu seneki sorumuz çok temel bir soru. Çok basit. Mini minnacık. Hanımlar, beyler. Risk nedir? Ama risk hayatın ta kendisidir gibi basma kalıp cevaplar falan yazmayın. Adınızı duvarıma yazarım ve ben hoca olduğum sürece sınıfınızı geçemezsiniz. Ha, bu arada klişe sözler istemiyorum. Kalbinizi kırarım. Hadi başlayın. Hanımlar, beyler, kağıtlarınızı bıraktıktan sonra sınıfı terk etmeyin. Sizlere küçük bir sürprizim olacak. Hadi. Vay 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 vay. Bayağı döktürmüşsünüz. Aferin size. Ama bunların hepsi sadece çöp. Buradan çıkıp da iş aramaya gittiğinizde size riskin ne olduğunu soracaklarını mı zannediyorsunuz? Hı? Hayır. Burada öğrendiğiniz hiçbir şeyi sormayacaklar size. Orada bambaşka şeylerle uğraşacaksınız. Tabii eğer bir işe girebilirsiniz. Bu yüzden de şimdiki sınav iş yaşamında başarılı olmanızı sağlayacak tek şeyle ilgili. Kendinizi satmak. Gerekirse prensiplerinizden vazgeçerek kendinizi satmak. Şimdi karşınızda benim gibi bir patron olduğunu düşünün. Kendi bildiğinden şaşmayan, her şeyin en doğrusunu kendinin bildiğine inanan. Daha da önemlisi, sizlerin hiçbir işe yaramadığınızı düşünen biri. Hadi bakalım. Bana kendinizi satın. Beğenmeyen çıkıp gidebilir. Nasıl olsa bu sınavı her sene yapıyoruz. İsteyen önümüzdeki sene girer. Ha? 10 dakikanız başladı arkadaşlar. O devin karşısında da ben varım. Tam bu noktada kendime güvenmezsem bu savaşı baştan kaybederim.
Teşekkürler Esma Hanım. Aferin yani. İş mi bu senin yaptığın? Ne yapsaydım? Ya altı üstü bir sayfa yazı yazacaksın. Ne olacak ki? Hem adam haklı. Bundan sonra bir şekilde kendimizi birilerine satmaya çalışmayacak mıyız? İstemem ben öyle hayatı. Geçemem sınavdan, olur biter. Bırakırsa da bıraksın. İyi. Bundan sonra yazarsın iş başvurularına. Bir dersten bekliyorum diye. Öyle ya da böyle ben zaten iş bulamıyorum ki. Gerçi geçici bir işim var ama o bitince ne yaparım bilmiyorum. Bulursun. Senin CV'nde ARC Holding yazıyor.